Herkese yeniden merhaba. Güzel bir üstel denklem sorusu çözeceğiz bu videoda. Hemen zaman kaybetmeden soruyu anlayalım ve çözüme geçelim. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 bölü x eşittir 12 ise x nedir diye soruluyor. Bu tip denklemlerin nasıl çözüldüğünü bilenlerin tahmin edebileceği gibi üslü sayılar ve logaritmanın özelliklerini kullanarak çözeceğiz denklemi. Öncelikle 12'yi asal çarpanlarına ayıralım ki işimiz kolaylaşsın. Hemen yeni bir sayfa açıyorum ve çözüme geçiyorum. Burada kuvvetlerden bir tanesi yani soldaki kuvvetlerden bir tanesi 2 bölü x olduğu için burada x'in sıfır olamayacağını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle 12'yi de asal çarpanlarına ayıralım. 12 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3. Sol tarafta da 2'ler ve üçler var tabanlarda. Sağ tarafta da ikiler ve üçler var. Buradan aslında rahatlıkla bir sonuca ulaşabiliriz. Bir sonuca ulaşabiliriz sadece. Yani x'in buradan 2 olduğunu görebiliriz. Şöyle x'i 2 yazalım. x eşittir 2 yazalım. Ama başka kökü olup olmadığını bilmiyoruz şu anda. Onu da çözümden sonra göreceğiz. Evet çözümümüze devam edelim arkadaşlar. Soruyu bir daha yazıyorum şuraya. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri. 2 bölü x eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3. Burada e, her iki tarafı sağ taraftaki ifadeye bölerek işlemlerime devam ediyorum. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 bölü 2 üzeri 2 çarpı 3. Sadeleştirmeleri yaparsak, e, şöyle yeşilde sadeleştirelim. Şunlar gittiğini görebiliriz rahatlıkla. E, şimdi burada sol taraftaki ifadeye dikkatle bakıyorum. Sol tarafta tabanları 2 olanları e, üstlü sayıların özelliğinden 2 üzeri x eksi 2 şeklinde tabanları 3 olanları da şöyle 3 üzeri 2 bölü x eksi kaç yazacağım Şuradaki taban 3 e, ve kuvvet 1 olduğu için 1 yazacağım eşittir sol soltara işte sağ taraf 1 oldu gördüğünüz gibi. Bundan sonraki işlemim her iki tarafın logaritmasını almak. E hangi tabana göre alacağım burada? 2'lik tabana göre veya 3'lük tabana göre alabiliriz arkadaşlar. Ama ben 2'yi tercih ediyorum. Logaritma 2'lik tabanda 2 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri Bunu da e, şöyle bu işlemi de yapmış gibi kabul edelim. 2 eksi x bölü x eşittir. Logaritmasını da alacağız sağ tarafında. Logaritma 2 1 Evet, şunu güzel yazalım. Şurası bir. Evet, devam ediyoruz. Ee, burada logaritmanın yine başka bir özelliğini kullanacağım. Eğer logaritmanın içerisinde çarpı varsa bunları e, ayırabiliriz toplam şeklinde. Yani logaritma iki tabanında iki 2 tabanında 2 üzeri x-2 artı logaritma 3 tabanında... Özür dilerim. İki tabanında devam ediyoruz. Hemen işin kolayına kaçtık. Logaritma iki tabanında 3 üzeri 2 e, eksi x bölü x eşittir. Logaritma iki tabanında 1 sıfır olacağı için buraya sıfır yazıyoruz. Yeni bir sayfaya geçelim ki aynı denklemden devam edelim. Yazıyorum. Denklemi tekrardan neye dönüşmüştü? Logaritma iki tabanında hatırlayalım. E, x eksi 2 2 üzeri x eksi 2 artı logaritma kitabanında 3 üzeri 2 eksi x bölü x 2 eksi x bölü x eşittir 0 oldu. Şimdi yine logaritmanın diğer özelliği eğer logaritmik bir ifademiz varsa buradaki kuvvet başa yazılabilir. Yani x eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 2 eksi x bölü x çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 0 oldu. E, logaritma 2 iki tabanında 2'nin 1 olduğunu biliyorum ben. Yani x eksi 2 çarpı 1 veya sadece x eksi 2'yi alalım. Artı 2 eksi x bölü x çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 0. x'in 0 olmadığını görmüştük burada. Tekrar yazalım. x eşit değildir 0. Yani ben şuradaki paydadaki x'ten kurtulmak için her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını x ile çarpabilirim. Demek bu. Çarptığımda x çarpı x eksi 2 artı bu artık x'ler gitmiş olacak. 2 eksi x parantez içerisine yazalım logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Burası yine 0 olacak. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Çarpanlarını ayıralım. Burada 2 x var. Burada x eksi 2 var. Bunlar birbirine benzerler. Yine yazalım şöyle. Bunu değiştirebiliriz. Şöyle x eksi x çarpı 2 eksi x artı. Burada 2 eksi x olacak. Yine değiştirmeyelim. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir 0'dan. 2 eksi x ortak olduğu için 2 eksi x çarpı eksi x artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 0 olur. Şu logaritma. Evet. Burada iki tane çarpanımız var. Bunlardan bir tane sıfır olacak. Ya birinci çarpan sıfır olacak veya ikinci çarpan sıfır olacak. Şuraya sağ tarafa yazıyorum. 1. çarpan sıfırsa 2 eksi x eşittir sıfırsa bizim gördüğümüz e, aşikar çözüm buydu. x 1 eşittir 2 yani birinci köküm 2. Iki. İkincisi de eksi x artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 0 ise x eşittir buradan logaritma 2 tabanında 3 olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu da ikinci çözümümüz. Demek ki denklemimizin ikinci iki tane çözümü varmış. Bir tanesi x1 eşittir 2. Iki. İkincisi de logaritma 2 tabında 3. Evet çözümümüz bu kadar. Umarım sorumuzu ve çözümümüzü beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.